Yani gelecekte tabii ki Türkiye dünyayla beraber buna ayak uydurması lazım. Ayakta uyduruyor, biraz da fazla uyduruyor aslında. Çok fazla kalarak. Biraz daha çok fazla kalmamamız lazım. Yani günlerce saatimizi internette ve sosyal medyada geçiriyoruz. 7 saat duyduğumuzu düşünürsek ayakta kaldığımız sürenin %40'ını geçirdiğimiz bir alana buna çok daha dikkatli yaklaşıyoruz. Yerel medya, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkan Vekili Karadaş, dijitalleşen dünyayı etkin kullanmak zorundayız. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Türk İnternet Medya Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen yerel medyada dijitalleşme temasıyla Türkiye Yüzyılında Dijital Yayıncılık Konferansı'nda konuşan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Vekili Orhan Karadaş, Türkiye yüzyılına emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vaziyette dijitalleşen dünyayı etkin kullanmak zorundayız dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Türk İnternet Medya Birliği işbirliğinde Yerel Medyada Dijitalleşme temasıyla Türkiye Yüzyılında Dijital Yayıncılık Konferansı CPA Ankara Hotelinde gerçekleştirildi. Konferansa AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Vekili Orhan Karadaş, Timbir Genel Başkanı Doktor Süleyman Basra, AK Parti 25 ve 26. Dönem Milletvekili Hüseyin Özbakır, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kurucu Başkanı Mustafa Necmi İlhan, Azerbaycan Basın Konseyi Üyesi Agil Alasker. Kıbrıs Genç TV kurucu başkanı Ertan Birinci ve Timbir Yönetim Kurulu üyeleri ile Birlik Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammed Kaçar katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Timbir Genel Başkanı Doktor Süleyman Basa, internet ve dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı. Basa, Timbir'in kamu faydası bilinci ile hizmet ettiğini belirtti. Doktor Basa 5651 numaralı internet yasasının internet haberciliği alanında birçok yenilik getirdiğini aktararak, internet medyası geçtiğimiz yıl çıkarılan yasa ile ilk defa resmilik kazandı. İnternet haber sitesi olan arkadaşlarımız sokağa çıkıp haber yapamıyorlardı. Bu yasa ile imkan sağlanmış oldu dedi. Yasanın eksik noktalarının olduğunu belirten Basra, yasanın gözden geçirilmesi gerek dedi. Haberde dijitalleşme ile birlikte telif haklarının göz ardı edildiğini ifade eden Basra, haberde dijitalleşme ile internet haberi çok rahat kullanılıyor. Avrupa birçok ülke haberi dijital telif kapsamını aldı, diyerek haberde telif haklarının önemine vurgu yaptı. Panelde konuşan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Vekili Orhan Karadaş. Timbir ile sektörün geleceğine yönelik çok önemli adımlar atıldığını söyleyerek çalışmalarından dolayı Timbir Genel Başkanı Doktor Süleyman Basa ve heyetine teşekkürlerini iletti. Karadaş, İnternetin yaygınlaşmasıyla bilgiye erişim ve bilginin yayılması alışkanlıklarının değiştiğini aktararak, sınırlı araçlarla yapılan yayıncılık ve habercilik şimdi çok daha hızlı ve etkili bir şekilde yapılıyor. İnternetin yaygınlaşması sosyal medya kanalları ve kurumlar kendi içeriklerini üretip yayınlamayan imkan tanıyor dedi. Dijitalleşme beraberinde çeşitli sorunları da getiriyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Vekili Karadaş, ülkemizde internet erişim oranı %94,5 düzeyinde. Vatandaşlarımızın %98,5 sosyal ağ kullanıyor. Gençlerin büyük çoğunluğu günlük ortalama 4 saat 35 dakika telefon kullanırken internete telefondan bağlanma oranı 94,5 civarlarında. Bu durum aslında medyadaki değişimi de çok net gözler önüne seriyor, dedi. Dijital yayıncılığı değişimi fırsatlarla birlikte aslında çeşitli zorlukları da ortaya getiriyor, diyen Karadaş. Dijital medyanın diğer alanlarda olduğu gibi düzenleme ve denetleme dışında kalması düşünülemez. Türkiye yüzyılına emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vaziyette dijitalleşen dünyayı etkin kullanmak zorundayız dedi.